Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elgato'nun geçen hafta tanıtmış olduğu yeni ürünlerini değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Elgato direkt olarak yayıncılara özel, kaliteli ve amaca hizmet eden ürünler üreten bir firmadır. Çoğumuz Elgato'yu capture kartları ve stream deckleriyle tanımaktayız. Fakat bunların dışında yayıncılar için ışık ve ses yalıtım süngerlerine kadar neredeyse bir yayıncının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir marka haline gelmiştir. Ve geçen hafta düzenledikleri Event'ta ürün yelpazesine kattıkları birkaç yeni ürün tanıtımı yaptılar. Şimdi lafı fazla uzatmadan geçen hafta Event'ta bizlere tanıtmış oldukları yeni ürünlerine bir göz atacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Birinci ürünümüz Elgato Facecam. Öncelikle Elgato'nun webcam çıkartması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü piyasada kaliteli bir webcam arayışı içerisine girdiğimizde neredeyse sadece bir markaya muhtaç kalıyorduk. O yüzden farklı markaların aynı klasmanlarda ürün üretmesi bizim gibi son kullanıcılar için gayet güzel bir durum. Sony sensöre sahip olan kamera ile 1080p 60 fps görüntüyü USB 3.0 üzerinden gecikmesiz olarak USB-C çıkışı ile bilgisayarımıza aktarabileceğiz. Ayrıca f2.4 değerine sahip olan kameramızdan neredeyse DSLR performansına yakın bir performans alacağımız iddia ediliyor. F2.4 değerine sahip olan lensler piyasada gerçekten çok yüksek meblağlara satılıyor. Ve bir webcam'de F2.4 değeri olması gerçekten büyük bir avantaj gibi geliyor. Hem kalite açısından hem de DSLR kameralarda mevcut olan arka plan bulanıklaştırma için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. İkinci ürünümüz Wall Mount. Bu ürün için çok da söyleyebileceğim, yorum getirebileceğim bir şey yok açıkçası. Elgato ürünlerini, ışık, kamera gibi ekipmanlarınızı duvara monte etmenizi sağlayan minik bir aparat. 1,5 kiloya kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan aparata kendi DSLR kameralarınızı da monte edebilirsiniz. Üçüncü ürünümüz Wave Mic Arm LP. Mikrofon masa ayakları genelde çok kalitesiz olabiliyorlar. Hepimizin ihtiyacı olan gerçekten sağlam, sallanmayan bir mikrofon masa ayağı. Elgato bununla alakalı olarak 2 adet ürün çıkartmışlar. Biz öncelikle LP olan modelini inceleyeceğiz. LP modelinde mikrofonu aşağıdan yukarıya doğru konumlandırabiliyoruz. Ve aşağıdaki alttaki ayağı sabit olduğundan dolayı ve yatay pozisyonda durduğu için rahatlıkla monitörümüzün altından geçirebiliyoruz. Ayrıca kablo saklama alanlarının olması da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu mikrofon ayakları 360 derece dönebilen bir yapıya sahip. Videolarda gördüğümüz kadarıyla çok rahat bir şekilde yukarı, aşağı, sağa, sola oynatabiliyoruz. Dördüncü ürün Wave Mic Arm. LP modelinden farkı alt ayağının da yukarı aşağı hareket edebilmesi ve mikrofonunuzu yukarıdan aşağıya doğru konumlandırabiliyor olmanız. Yukarıdan aşağı doğru konumlandırabilmenizi sağlayacak bir dizayna sahip olması. Ben şahsen alacak olsam bu modeli tercih ederdim. LP modelinde olduğu gibi bu modelde de çok güzel kablo saklama kanalları mevcut ve 360 derece dönebilen bir yapıya sahip. Bence bu ürün mikrofon ayağı konusunda gayet tüm sorunları çözebilecek bir ürün gibi görünüyor. Beşinci ürünümüz Wave XLR. Açıkçası Elgato'nun Wave mikrofonlarından sonra böyle bir ürün çıkartmalarını bekliyordum. Wave XLR artı 48 Phantom destekli bir ses kartı. Ayrıca bunun üzerinden tüm kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Dokunmatik bir paneli mevcut ve oraya basarak mikrofonunuzu mute'layabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan kontrolcü ile ses açma, kapama veya herhangi bir ayar değişikliği gibi işlemleri atayarak onları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca XLR çıkışlı kondenser mikrofonlarınızı da bu kontrolcüye bağlayarak çalıştırabiliyorsunuz. Sonuç olarak gerçekten ses konusunda çoğu işimizi çözecek gibi gözüküyor. Tabii ki de ürün incelemelerine bir göz atmak gerekli. Bana kaliteli ve kullanışlı geldi. Altıncı ürünümüz Stream Deck MK2. 15 tuşlu Stream Deck modelini biraz daha upgrade ederek MK2 sürümü olarak sundukları Stream Deck'te kişiselleştirilebilir ön paneller bizleri karşılıyor. Ayrı olarak satın alabileceğimiz ön paneller ile daha renkli ve kendinize daha yakın tasarım seçebiliyorsunuz. Ayrıca önceki modelde bulunan ayak kısmı gerçekten kötü duruyordu ve Stream Deck'i üstüne oturtturduğunuzda sanki o ayak ona ait değil de sonradan bir şeyin üstüne oturtmuşuz gibi gözüküyordu. Ve bu da göze çok fazla hitap etmiyordu. MK2 güncellemesiyle ayak kısmı tamamen bir bütünmüş gibi gözüküyor. Gayet şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama ne yazık ki öyle devasa bir fark göremedim kişiselleştirme ve ayak kısmı dışında. Hani ben biraz daha böyle umutluyum
mutluydum. Hani belki daha değişik bir şey gelir önümüze. Daha biraz daha sürprizli bir şeyler olur gibi düşünüyordum. Ama buna da şükür diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Elgato'nun ürün yelpazesine katmış olduğu 6 yeni ürüne birlikte göz attı. Ülkemiz şartlarında bu ürünlerin çok uygun fiyatlı olacaklarını düşünmüyorum. Zaten genel olarak ülkemizde Elgato'nun ürünleri kur farkından dolayı biraz tuzlu oluyor. Ama şunu göz önünde bulundurursak, Elgato yayıncılara özel niş bir ürün kitlesi var. Ve gerçekten kaliteli ve kullanışlı ürünler ürettiğinden dolayı, evet ülkemizde yüksek fiyatlı olsa da bence fiyatlarını hak eden ürünler oluyor bunlar. Çünkü rahatlıkla bulabildiğimiz ürünler değiller. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım sağlık problemlerinden dolayı, ama artık 3 günde bir video atacak şekilde programımı hazırladım. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.